Hayda. Evet. Getir bakayım bir ya, su zıplıyor bunun içine ya. Ama o okuyordu, bir şeyler okuyordu. Hala Hala inanıyorsun inanıyorsun okuyordu ya. diyor ya. Bunun kim bilir ne oluyordu zıplıyor Allah aşkınıza ya. Bilmiyorum valla. Bu böyle nasıl zıpladı yani? Böyle ışıkları kapattı. Karanlık her taraf. Ben, abim, İşte o karanlıkta her şey oluyor, o karanlıklarda da ona bir şey Merve vardır şimdi he. böyle yan yana duruyoruz hepimiz. Okudu okudu bir şeyler. Hani karanlık ya odanın içi. Böyle suyun içinden tık diye ses geldi. Tık diye ses gelmesiyle sen nasıl zıpladığını anladın. Dedi Belki ki şeyin bu içine düşmüştür. dedi zıpladı dedi mi? Bak dedi O dedi üç. sana zıpladı diye Hı, yani. sesi de duyduk bir tık sesi geldi Suyun yani. içine düşmüştür belki böyle. Ha? Ondan Öyle sonra bir tık dedi değil ki mi yani? üç. Nasıl bir tık? Yani nasıl bir tık şöyle. Düşmüş işte Böyle. suyun içine. Ama yani durup dururken nasıl düşecek o? Ağır ya o metal. Bilmiyorum valla. Dedi ki üç harfler de dedi diyor. Merve'nin gözü açılacak diye. Tamam sonra hadi onu da Ondan geçti. sonra işte tedaviye başladı. Eliyle okuyordu, bir şeyler yapıyordu. Eliyle okuyordu, Merve'ye bir şeyler Ay yapıyordu. böyle şeyleri de ellemekten koronadan dolayı hoşlanmıyorum ama da Sonra çok merak ettim, açayım bari ne yapayım şimdi o şey. telefonları su alacağım, şey alacağım. İlaç alacağım, bitkisel ilaç diye Bunları şey. ne yapıyorsunuz? Onlar işte açıldığı zaman Merve'nin gözleri açılacaktı. Ha bunu böyle kilitledi. Bu ne zaman açılırsa Merve'nin gözü açılacak. Evet. Bu neymiş? O da o Aç. taraftan getirmiş şey. Ne tarafta? Neydi Merve? Ya öbür taraf dedi yer güyon Mercek kendince diye bir bir yer boyutu varmış. varmış işte Boyut farklı bir varmış. boyut. Merve'yi oraya götürecekmiş uyku arası. O Merve oraya gidip geldi mi sapasağlam gelecekti. Ne tümör ne gözünü kaybetmiş. Mercek boyutu. Mercek varmış. Mercek diye Merci bir diye yer bir yer varmış. varmış sözde. Ha sen anlat bakayım öyle. Ya işte merci diye sözde bir yer varmış. Merci. Evet merci. Ha biz de mercek anlıyoruz Uyku ha. halinde oraya gidecekmişsin. Oradan geldiğinde de hiçbir şeyin olmayacak. Annenden doğmuş gibi işte hiçbir sağlık Bunu da problemin şimdi o olmayacak dünyadan mı vesaire. getirmiş yani? Öteki tarafta. Bakar mısınız Allah aşkına getirdiğine de ya. Kolye ucu yani. Bari insan değişik, daha yaratıcı olmak lazım bence. Bir tane şey vardı, bir tane de başka bir kolye vardı. Bu muydu o? Bir tane de şunu mu getirdi öte dünyadan? Evet. Biz bunları her Aha yerde şu şu satmıyoruz. şu. Yok bu da. Şu. Bunu da mercekten Ay getirmiş. Allah iyiliğini versin kız. Bu her yerde satılıyor ya bunlar. Söyle dedi mercekten getirdim dedi. Merciden. Mercek. Bunlar için mi sizden hep para alıyordu bu? Evet. Mesela bunu getiriyor ne kadar alıyor? Evet. Onu getiriyordu. Merceğe gittim diyordu. Yani neredeyse kalp krizi geçireceğim Evet, diyordu. evet. Ağır geçti diyordu. Bu mesela 7 milyar para ver diyordu. Buna. Merve'nin boynuna sıyıyordu. Tamam, tamamen Paralarımız bir nereye gidiyor? düzen, Allah'ım tamamen ya Rabbim kandırmaca. ya. İşte Bununla ne yapıyoruz? ondan da muma sarıyordu, bir şeyler okuyordu, yakıyordu. Bunlar da kova getirmiş. Getir bakayım. Neydi bu cin şey miydi? Neydi? Nereye gitti Cinden o? mi? Cin demiri mi? Evet. Ha bir tane de cin Muhtemelen tozu o var. Ay cam cin tozunu bir... da merak ettim. Böyle peri tozu falan oluyor ya filmlerde. O muhtemelen cam bir Pierre ben şeye koymuştur. saçlarımın da yarısını bu yüzden yitirdim. Hani parlak parlak bir şeyler takıyordum ya. Öyle bir tane film görmüştüm. Peri Cin tozu muydu tozu neydi? bu. Gittim onlardan buldum. Tabii takılırken saçlarımı da kaybettim işte. Şimdi öyle bir kaseye koyuyordu Müge Cam Hanım. kaseye mi koyuyordu? Camda tabii Kaseye ki. Bu plastik olunca ses çıkmıyor değil mi? Kasede tık Tabii. diye ses Tabii çıkıyordu. plastikte Ama çıkmaz hayatım, ama camda çıkar bu ama bu ses. metal. Sıcak su bir de koymuşlar içine. Bu şey demir Metal. ya bu su taşıma kuvvetine göre yani dibine düşecek. Şimdi Düşerken de böyle ses koyduğu için çıkacak. bunu Nasıl? böyle koyuyordu. Mesela He. kasenin içinde bunu böyle koyuyordu. Ondan sonra karanlıkta okuyordu bir şeyler. Bu tık diye ses çıkarıyordu. He. Anladım tamam. Öyle. Tamam yani vardır bir yolu ne bileyim. Ben yumurtadan da nasıl muska çıkarıldığını anlattım. Yazık Evet, mağazalar kadın yumurtanın vardı. içinden de Bana dedik. muska çıkardı, ip çıkardı. Dedi ki sana dedi ölüm büyüsü yapmışlar. Yaptım ben bunları. Ben kendim de çıkarttım ya En çabuk, muska. en Ama marifet. Nasıl yani? El çabukluğuyla Ben da burada olsa kendim bir şeyler yumurtayı kırdı. yapıyorum. Evet. Yumurtanın içinden ipi Yaptım ben onu çıkardı. yayında. Ben de yaptım nasıl olduğunu.
İşte bak o bölümü kaçırmışsın. İzleyin diyorum ben size. Bölüm kaçırmayın. Hadi ama bak orada da hatırlar mısınız? Ben burada kendim de yaptım. Mağdur olan hanımefendi de buradaydı. Bana dedi ki aa dedi senin de gücün var dedi. Yok evet. İşte diyorum anlatıyorum benim hiçbir gücüm ama var. Ama hep böyle iplikler yumurtaydı. Böyle yumurtaya şey kırdı ya yumurtayı. Yumurtanın böyle içinden çıktı. Hep böyle yumurtaydı iplikler falan. Ay, sen hala inanıyor musun? Ya artık inanmıyorum. E tamam o zaman niye daha hala yumurtaydı falan diyorsun bir ablam? Şey, o yumurtayı da bize yaptı. Bana dedi ki sana dedi ölüm büyüsü yapmışlar dedi. Kim yapacak sana ölüm büyüsü? Ha, kim yapacak sana yani ölüm büyüsü? Yani Goya komşum yapmış. Niye yapsın komşu? İşte. Bu neymiş ablacığım? Bu o bayağı işte bir şey. O da işte Merve içiyordu. Onu şey yapıyordu. Ona buna çok para alıyordu mesela. Buna şuna ne kadar çok alıyor? Çok para alıyordu bize. İşte bilgisayarı alıyordu. Her yapışında bu bitiyordu ya. Her yaptığına ayrı her bir yaptığına ücretlendirme aynen, yapıyor. Aynen telefon tabii. Alıyordu. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Ne bu? İçinde bunun güzel bir şey de yok içilecek. Çok amonyaklı bir şey bu yani. Şey de değil kötü bu. Kötü kokulu. İçine bir şeyler yani bunu götürüp eskiden Hıfzı Sağ vardı. Var mı şimdi bilmiyorum. Gidip yapsak içinden kim bilir neler çıkacak çocuğa. Bunu da mı kıza evet, içiriyor? Evet onu da kaç Merve. Lira bu? Ona da işte bir... Bunu verdin o meşhur markalı telefondan aldın. Evet. Allah. Açamadım. Üzerine dökme dikkat et. Bu da canlı yayında ne fena değil mi? Al sen aç açamazsın. Evet evet açarsan açarsın açamazsın. Size bir şey söyleyeyim mi? Güzel bir şey de değil. İnsan içine bari biraz böyle ne bileyim erik merik. Bu çok pis kokuyor ya. Bir şey koyar bir şey. Şurubu. Yani madem yapıyoruz bir de kızı zehirleyeceksiniz ya. İnsan var tadı güzel yapar. Kuzum sen içtin mi bunlardan? Evet evet. Ne kadar içti bunlardan ama? İnan bilmiyorum Müge abla. Yani uzun. Belli bir müddet boyunca. Bu ne ablacığım? Bir de burada bir krem var boyunca. Herhalde. Bunu da gözlerinin böyle altına sürüyordu. Damarlara iyi geliyormuş. Allah seni kahretsin ya. Ya başka bir şey diyemem. Tüy Allah senin cezanı versin ya. 16 yaşında çocuğa hadi annesi getiriyor. Bu çocuğa günah değil mi ya? Bir de 4 tane çocuğum var deyip Kur'an'a evet, mi basıyordu? Evet 2 kızı 2 oğlu var. Bu da cin tozuymuş. Merve'yi zayıflatmak için. Ya, zayıfla iyi gelir o bedenine. Şey ya, öbür boyuta geçmesi daha kolay olurmuş onu bununla. Alınca. Evet onunla. Öbür boyuta geçme için. Onu elini bandır al diyordu ağzına. Bunu yemek yapanlar da kokacak bir şey. Bu nişastalı bir şey. Nişasta gibi bir şey. He? Ya ben tabii hani o kadar yemekle ilgim olmadığı için karbonat. Evet nişasta bir karbonat. Nişasta daha şey. Bak anlar mısınız bilmiyorum. Kokusu yok da elleyince nişasta ya da... Evet bak bakın bir alıyoruz ama bu kaç liraydı kim bilir? İşte diyor mu? Aa bu da bir telefon parası. Ona göre şey yapın, bitirin. Bak bunu bilir yemek yapan hanımlar. Bir de kızı... Şu Müge Hanım şu var ya... Şu adamın fotoğrafı ekranda mı? Bu adamı bulalım ya. Ne olur. Ahlaksızsınız siz ya. Şunlar var ya Merve'nin gözüne koyuyordu. Bunu ona göre eliyim. Bunu da o taraftan getirmiş. Kesik bir şey olmasın. He. Bunu da o taraftan getirmiş. Hı. Merve'nin gözlerine böyle koyuyordu. Bu da ne biliyor musun? Bu böyle içinden yapraklar çıkan şey ne deniyor? Yapışkanlı. Onun altı. Post-it mi? Kabartma tozu mu diyorlar? He, işte, o kabartma tozu. Bu da ne deniyor? Hani böyle üst üste yapraklar oluyor da tek tek alıyoruz. Onun adı neydi? Stickerlı böyle. Bunu Müge Hanım. He post-it'in altı bu işte. Müge Hanım bu Habib Bey'in biliyor bunun nerede olduğunu. Telefonlaşıyorlar yani. Ha gelelim şimdi dur şimdi bu geldi. Şimdi bu Habib sana getirdi bunu bak ama yine şunu özellikle soruyorum. Evet. Yani Naime senin şöyle bir derdin var dedi sana kuzenin. Polis de olsa hadi evet. Diyelim ki o da bu inananlardan olsun. Evet. İnanmamaları lazım ama. Bir tanıdık var deyip mi getirdi? Yoksa beraberce bu kandırmanın içindeler miydi? Ya zaten Habib Bey'in benim kızımın böyle olduğunu biliyordu. O Adem Önal'la alıp abimgile getiriyor. Tamam tavsiye ama diyor. Yani size yanlış da olsa iyilik yapmak için mi? Hayır. Yoksa çok büyük paralardan bahsediyoruz. Para evet Müge Hanım. İki tane akıllı telefon. Telefonun biri 43 milyar. Eşim şu an... Dokümanların şeyi getirdim ben, Cansu Hanım'a verdim.
bilgisayar şu an 35 milyar akıllı bilgisayar konuşan çocuk görmediği için. Bunlar hep meydanda. Kaç tane telefon faturaları var mı? Biliyor. Biz yarın o ikisini de yarın getireceğim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.